yaşanmaz. Cümleler grup hayatı doldurur. Her gece nefesimle uyur. Saati vurup zamanı durdurur. Aklıma gelince ağlarım gülerim. Kendime zor günler geçmiş kutlayalım. İstersen adını hiç koymayalım. Nazarlardan korusun bir Allah'ım. Yıllarca başımız bir yastıkta birlikte yaşlanalım. İstersen adı aşk olsun. Her sevene nasip olmazmış böyle kıymetini bilelim. Nefesini uyut, saati kurup zamanı dolduralım. Aklıma gelince ağlarım gülerim. Kendime zor günler geçmiş kutlayalım. İstersen adını hiç koymayalım. Nazarlardan korusun. Başımız bir yastıkta birlikte yaşlanalım. İstersen adı aşk olsun dilim. Son günler bize ders olsun güzelim. Her sevene nasip olmazmış böyle kıymetini. Tekrarlayan Türk Bebek Başarısızlığının Nedenleri ve Çözüm Yolları ile Profesör Doktor Aygül Demirol.
Hakas destancısı Semen Kadışev yılı sebebiyle Türksoy Hakas temsilcisi Timur Devletov ve Türk dünyasının en özellikli çalgılarından biri olan Komuz'un başarılı ismi Sertko Fedorova az sonra yeni günde. Teşekkür ederiz. Yalnız devam ediyor hala. Çok teşekkür ederiz. Aklıma çok güzel bir roman geldi. Uyuyan Güzel. Vallahi bugün seyircilerde böyle bir coşku eksikliği var. Hissettin mi sen de? Ben de tam tersini hissettim. Farklı düşünüyoruz bugün. Evet. Sen demek ama senin kulak oradan duyuyor. Benim şurada şey var. Kulaklık var. Ondan mı duyamadım acaba? O zaman bir tekrar mı etmemiz gerekir ki? Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Şimdi oldu. Aynen öyle. Çünkü biraz önce hani gördüm ben. Bu ön tarafta özellikle vardı. Yine çıktılar. Hep biz böyle sabah alışkanlık. Tanıyorum kendilerini. Arkadaşlar günaydın. O alkışlar her zaman olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız olacak. Sizler Ortak Coğrafya'nın avazı TRT Avaz'dasınız. Ve bugün de biz yine çok değerli konuklarımızı, coğrafyamızı temsil eden ve coğrafyamızı çok güzel bir şekilde dünyaya tanıtan değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlayacağız. Sizler ekranlarınızın başındasınız. Biz de stüdyomuzda değerli konuklarımızla beraber güne güzel bir şekilde başlamak için hazırız. Eğer sizler de hazırsanız programımız başlıyor. Yeni gün programına hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda bulunan misafirlerimizi, orkestramızı, yapımda yeni demeye geçen herkesi ve ekranları başında her sabah bizi yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize coşkulu günaydınla başladık bugünkü programımıza. Levent'in de söylediği gibi çok güzel bir program hem bizleri hem de sizleri bekliyor. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Ve bu sabah da yine güzel bir eserle başladık programımıza. Günaydın Hale. Hale böyle dün aslında biraz şeydi, gergindi ama biliyorduk biz bir süre sonra çok rahatlayacağını. Çünkü işini yapıyor, işini de çok güzel bir şekilde yapıyor. Şarkı söylemeye başlayınca eminim sen de demişsindir ki rahatlayacağım şarkı söylemeye başladıktan kesinlikle sonra. Kesinlikle. Şarkı söylediğim an arkadaşlarımla birlikte çok böyle keyif alıyorum. Böyle bir rahatlama geliyor. Bugün daha iyiyim. Dünden daha rahatım bugün. Daha enerjik ve daha sakin. Aslında biz dün de onu çok fark etmedik. Yani çok heyecanlı, çok belli etmedin. Şahane. Önümüzdeki günlerde daha da rahat ve daha da enerjik olacaksın diye düşünüyorum. Ama gerçekten bilmiyorum. Çok fazla bir şey fark edilmiyor. Çünkü Levent'in de söylediği gibi muhteşem bir ses, güzel bir yorum. Çok teşekkür ederim. Ve biz mutluyuz aramızda olduğun için. Ben bir kez daha hoş geldin aramıza. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama Ahmet abi geriyor biraz. Yani ben ondan... Ya o ayrı bir konu zaten de. Bak bakışlara bak. Lütfen yakın plan Ahmet abiye. Şimdi tabii müziği çok iyi bilen insanlarla bir arada olunca onlar da kendi aralarına müziği iyi bilen biri katılınca ve ortaya güzel bir meyve çıkınca herhalde değil mi yüzler gülüyor. Öyle evet. Tunç'un gülüşe bak. Tunç da Ahmet abinin arkasında ya. Çok çıkıyorsun ekranda ben fark ettim. O gülüşler çok yakalanıyor. İskender de diyor ki annesi öyle diyor. Kafayı göster diyor falan öyle. Ha. Peki hepsi birbirinden değerli. Teşekkür ederim. Çok önemli sanatçılar ve biz de onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Evet bu arada tabii program boyunca sizler bize ulaşmaya devam edeceksiniz. Bizim hem sosyal medyadan adreslerimiz var hem telefon numaralarımız var. Oradan bize ulaşabilirsiniz zaten biliyorsunuz. İşte zaten ekranda görüyorsunuz 00930 12 463 20 93 00930 12 463 20 94 telefon numaralımız ve dediğimiz gibi sosyal medya aracılığıyla Facebook ve Twitter üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Program boyunca biz sizin sorularınızı ve genel olarak bize bağlanıp duygularınızı, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Evet, başkent Ankara'da çok soğuk bir gün. Özellikle yola birazdan çıkacaklar. Lütfen dikkat edin. Çünkü saatle herhalde 10-11'e kadar özellikle buzlanma devam eder. Yollar adeta cam gibi. Bunu söyleyelim. Lütfen dikkat edin. Saat 11'den sonra zaten havanın ısınmasıyla beraber o buzlanma oranı da kalkıyor. Ama bugünlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanmaya lütfen dikkat edin. Evet, sıcacık bir güne başladık hep beraber. Kahvaltılarınızı sizler evlerinizde yapacaksınız. Bir taraftan çaylarınızı yudumlayacaksınız. Diğer taraftan da programımızı izleyeceksiniz. Yeni günde TRT Avaz'dasınız. Programımız başlıyor. Bir kez daha yeni güne hepiniz hoş geldiniz. ...2015 yılı Türk dünyasında doğumunun 130. yılı sebebiyle ünlü Hakas destancısı Semen Kadışev yılı olarak ilan edildi. 2015 Semen Kadışev yılı ve Türk soyunu ilan ettiği diğer yılların anlam ve önemi konusuyla Türk soy Hakas temsilcisi Timur Devletoğlu şimdi yeni günde. Bir kez daha günaydın diyoruz ekranları başında güne bizimle başlayan tüm izleyicilerimize. Evet, bugün söylediğimiz gibi dop dolu bir program hem sizleri hem de bizleri bekliyor. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda ve biz TürkSoy'un yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili konuşacağız. Ama daha çok 2015 yılının önemine değineceğiz. Çünkü TürkSoy her yıl Türk dünyasının önemli bir şahsiyetine adıyor ve bu kapsamda yıl boyunca etkinlikler devam ediyor. Tabii tüm bunlarla ilgili konuşacağız ama öncesinde sizin sesinizi duyalım, günaydın mesajınızı alalım, sonrasında sohbetimize başlayalım. Az önce kahvaltı yapıyordum. Afiyet olsun. Herkes afiyetler olsun şimdi. İnsanlar kahvaltı yapıyor olabilirler. İşte bu sene TürkSoy 2015 yılını tanınmış Hakas ozanlarından Semen Kadışev yılı olarak ilan etmiştir. Biliyorsunuz Semen Kadışev Hakas Türklerinden, hı hı. Sibirya'da yaşayan, Sibirya'nın yerlisi olan Türklerden, nüfusları Hakasların 100 bin civarında. Aynı zamanda 2015 yılı tanınmış Türk tiyatro yazarı Haldun Taner yılı olarak ilan edilmiştir. Zaten böyle bir gelenek var TürkSoy tarafından yıllarca yürütülen, 2010 yılından itibaren. Ve güzel bir gelenek. Biliyorsunuz 2010 yılında TürkSoy tanınmış Tatar şairi Gabdullah Tukay'ın yılını ilan etmiştir. İşte daha sonra Başkurt bilim adamlarından Zeki Veli Togan yılını ilan etmiştir. İşte onun arkasından Zeki Veli Togan'ın hocalarından gene Hakas ilk bilim adamlarından ve Türk halklarının içerisinde ilk Türkoloji bilim adamlarından, Türkologlarından Nikolay Katanov yılı ilan edilmiştir. Ve aynı zamanda işte meşhur Azerbaycanlı tiyatro yazarlarından, dramaturglarından Ahunzade'nin yılı, Mirza Fethullah Ahunzade yılı ilan edilmiştir. İşte bunlarla böyle TürkSoy hem bu önemli şahsiyetleri, yani Türk kültürü ve sanatını tanıtmak adına böyle yıllar ilan ediyor. Böyle bir gelenek başlattı. Ve bu gidiyor işte bu sene de böyle bir ilan edildi. Geçen sene mesela 2014 yılında Mahdum Kulu yılı olarak ilan edilmişti. Ve Türkmenlerin biliyorsunuz halk şairidir, çok meşhur. Ve aynı zamanda Kırgız halkının, Kırgız Türklerinin tanınmış ozanı, halk ozanı satılmış Toktogul Satılganov'un yılı ilan edilmişti. TürkSoy tarafından. Bunlar önemli vesile oluyor bu önemli şahsiyetlerin tanıtılması için. Tabii Semen Kadışev ile ilgili konuşacağız. Bizim coğrafyamıza yaptığı katkılar hakkında da konuşacağız ama bence önce çerçeveye şöyle bakmak lazım. Tamam. Biz Hakas Türkleri ile ilgili biraz bilgi verelim diyorum. Çünkü bizim coğrafyamızın gerçekten baktığımızda özellikle Türkiye'den çok uzak bir noktada ama bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz orada yaşıyorlar. Hakas Türkleri yaşıyorlar. Bize o coğrafyayla ilgili ne anlatabilirsiniz? Özellikle Türkiye'den oraları ziyaret edecek olan birileri ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? O benzerlikleri nerede yakalamalı? Çünkü
hiçbir zaman farklılık demiyoruz Şah'la, öyle aynen değil mi? Aynen öyle, ortak noktalarımız, ortak kökten geldiğimiz için ortak gelenek, göreneklerimiz var. Ama tabii bu gelenekler arasında hem coğrafi konumdan dolayı hem de yıllar içerisinde bazı değişiklikler oluyor. Bunlar nelerdir, nasıl yaşanıyor Hakasya'da, Türkler, Türk insanı nasıl yaşıyor? Biraz tanıyalım orayı, değil mi? Biliyorsunuz işte Türkler çok geniş coğrafyaya yayılmış ama en eski yurtları, ata yurtları Güney Sibirya olarak geçiyor. Daha doğrusu Sayan ve Altay Dağları arasında işte tanınmış Türk toplum bilimcilerinden İbrahim Kafesoğlu'na göre Sayan ve Altay Dağları arasında ilk en eski yurt olarak geçiyor Türk halkları için. İşte Hakas Türkleri o bölgede yaşıyorlar ezelden beri. Zaten onların etrafında sadece onların etrafında başka Türk halkları da var biliyorsunuz. Tıvalar var, Altaylar var, Şorlar var. İşte Sibirya'da daha kuzeyde Saha Yakutlar var. Telavut Türkleri var. Telavut Türkleri var. Tofa Türkler var. Dünyada en az sayılı Türk halkı. Soyotlar var gene aynı bölgede. İşte Moğolistan'da geçince Duhalar var. Türkiye'de duyulan. Yani bütün bunlar, bu halkların az sayılı halklar bunlar, yerli, Sibirya yerlisi. Onların kültürünü tanıtmak, duyurmak yani bizim için bir görevdir. Ve Türksoy da bu yönde çalışmalarını yürütüyor, faaliyetlerini yürütüyor. Öncelikle bunun için yani Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği, bir karşılıklı anlayış mutabakat zaptını imzalamıştır. İkinci defa imzalamıştır 2014 Kasım'ında. Daha iyi çalışabilmek için karşılıklı olarak. Zaten hiçbir siyasi ve herhangi bir şey gütmüyor Türksoy. Tamamen Türk kültürü ve tamamen Türk sanatı üzerine odaklı bir çalışma yapıyor. İşte Hakas Türkleri nüfusları 100 bin civarında. Başkent Abakan Yeni Nehri'nde bulunuyor. Altay Dağları'nın kuzeydoğu yamaçlarında. İşte eskiden biliyorsunuz Orta Asya'da, yani Asya'nın ortası Güney Sibirya biliyorsunuz. Yani kıta olarak Asya'yı düşündüğünüz zaman tam merkezi, Asya'nın kıtasının merkezi Güney Sibirya'ya denk geliyor. İşte Tıva, Altay, Hakas bölgesine, yani Sayan Altay Dağları'nın arasına denk geliyor. O bölge o bakımdan önemli ve orada ilk kurulan Türk devleti Köktürk Kağanlığı biliyorsunuz, arkasında Uygur Kağanlığı geliyor ve üçüncü Türk Kağanlığı Kırgız Kağanlığı, Yenisey Kırgızları o dönemde yaşıyorlar 840'tan itibaren ve o tarihten gelen bir süreci devam ettiren bir halktır Sibirya Türklerinden olan Hakaslar yaşıyorlar. Hakas Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı. Özel bir cumhuriyet. Özel bir cumhuriyet. Biliyorsunuz Rusya Federasyonu'nun içinde 21 cumhuriyet var. İşte bunlardan birisi Hakas Cumhuriyeti. Günümüzde yaşıyorlar orada. Büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşıyor. Ama giderek artan oranda şehirli nüfus var Hakasların. Çok tanmış hem Sovyetler çapında hem dünya çapında Hakas bilim adamları var. Onlardan birisi de Nikolay Katanov mesela, Türkolojinin atası olarak kabul edilen Radloff'un ilk öğrencisi, Zeki Veli Togan'ın hocalarından ve işte tanınmış Sovyet Türkologlarından Sergey Malov'un hocası aynı zamanda. Şunu da söyleyelim, şu mevsimde eğer o coğrafyada işi olacak birileri varsa üzerinizi çok kalın bir şekilde giymelisiniz. Çünkü özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Nisan'a kadar çok soğuk bir coğrafya, öyle değil mi? Evet. Bayağı soğuk ama şimdi iklim değişikliği herhalde oraları da yansıdı. Yani yansıdı, oraları da yansıdı. Yani şu anda mesela -11, -12 ancak olur. Yani aynı Ankara'nın mevsimi evet. gibi. Ama normalde tabii -45 normal olması gereken, -40 olması gerekiyor. Klasik anlamda. Hep böyle ama iklim şimdi değişiyor, yani belki de yakında
Oralar çok sıcak bir memlekette olabilir gelecekte, bilmiyoruz. Ya inşallah olmaz. İnşallah aynı şekilde doğa kendini korumaya devam eder. Peki Türkiye'den ulaşım nasıldır? Oraya gitmek isteyen bir izleyicimiz varsa veya gitmek isteyenler varsa ne şekilde gidecekler ve kaç saat sürüyor? Yani Türkiye'den son dönemde özellikle çok sayıda insan gidiyor o bölgelere. Hani eskiden çok ulaşılmaz bir bölgeydi. Ama hele 20. yüzyılın öncesinde daha da zordu, ama o dönemde bile bilim adamları oraya ulaşıyordu. Yani onlardan ilki işte Rusya tarihinde Büyük Petro olarak bilinen, birinci Petro tarafından Sibirya'ya özellikle gönderilen Alman asıllı bir bilim adamı Messerschmitt 1721-1722 yıllarında o bölgeleri dolaşmıştır ve ilk kayıtlar yapmıştır. Zaten bu sene bizim 2015 yılı işte Hakas Hay diyorlar. Gırtlaktan hem şarkı söylemek, türkü söylemek hem aynı zamanda destan anlatmak anlamına geliyor. Hay sözcü. Belki de haykırmakla alakası olabilir. Böyle bir ilgi olabilir. Aslında evet, kökenine baktığımız zaman belki öyle bir geçmişi olabilir ama onu da iyi araştırmak lazım tabii. İşte 1721-1722 yıllarında Messerschmitt orada dolaşırken ilmi seyahat esnasında orada ilk defa hay sanatını duyuyor ve çathan diye bir çalgı var Hakas Türklerinin. Biraz kanuna benziyor ama biraz işte Japonların kotosuna benziyor. Ama yerli bir çalgı. Çok eskiden beri kullanılan. İşte ilk defa çalgı. Evet, ilk defa onunla ilgili notlarında kayıt düşüyor Messerschmitt. Çok hoşuna gidiyor. Tabii diyor, hatta orada kıyaslama yapıyor. Şimdi Avrupa'dan gelen birisi olarak onun için ilginçtir. Yani çok çok uzaklarda, hatta Avrupa'dan binlerce kilometre doğuda gittiği zaman orada bir yerli Türklerden birisi ona bir sanat icra ediyor. Ve o diyor ki tamam diyor, İtalyan sonatı gibi değil diyor ama çok hoş diyor. Yani çok hoşuma gitti, çok etkilendim diyor. Böyle bir not düşüyor kendi yol günlüğünde. Tabii bir Avrupalı için, çünkü hele düşündüğümüzde bambaşka bir şey. Farklı bir coğrafya, 18. yüzyılın başı, hiç ulaşılmayacak bir coğrafya. Evet. Ve o dönemde siz bir şekilde oraya ulaşıp o coğrafyayı daha yakından tanıyorsunuz. Evet. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Semenkalı Şevli'yle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada bir diğer konuğumuz var. Onunla da özellikle tabii müzik aletlerinden konuşmuşken, müzik deyince bizim coğrafyamızın özellikle akla gelen önemli isimlerinden bir tanesi. Önemli isimlerinden bir tanesi ve bugün muhteşem performanslar sergileyecek aslında stüdyomuz. Önümüzdeki dakikalarda izleyicilerimiz bizi dikkatli izlesinler. Çünkü ağız kopuzunu icra eden, ağız kopuzuyla muhteşem performanslar sergileyen değerli bir isim Saydıko Fedorova bizimle birlikte olacak, ama herhalde biraz ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak ve dikkatli izlesinler bizi izleyicilerimiz. Şöyle yapalım Levent, eğer istersen bir müzik arası verelim. Sonrasında değerli konuğumuzu hem davet edelim hem de ortak olarak konuşmaya devam edelim. Evet Halicim, ne var sırada? Ne kavgam bitti ne sevdam. Çok güzel. Tam bize uygun. Tam Türk insanını anlatır arkadaşlar. Dinleyelim, hadi bakalım. Sonra deniz bin defa aşar, bin defa taşar.
bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti ne sevdam, ömür geçer gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Söyleyin tüm aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar. Bin defa taşar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Dünyasının en özellikle çalgılarından biri olan Komuz'un başarılı ismi Kırgız sanatçı Selko Fedorova şimdi Yeni Gün'de. Güzel bir parçayla kısacık bir ara verdik ve sonrasında değerli konuğumuzla karşınızda sevgili izleyicilerimiz Yakutistan Saha'dan çok değerli bir konuğumuz var. Öncelikle hoş geldin. Saydıko Fedorova bizimle birlikte. Bugün programımızda birbirinden önemli performanslar sergileyeceksin ağız kopuzuyla ve izleyicimize bunu duyurmuş olduk. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok güzel, biz de çok iyiyiz. Nasıl gidiyor Türkçe dersleri? Türkçe dersleri çok iyi gidiyor. Sadece 2 ay oldu ve zor, biraz zor. Zor mu? Sadece 2 ay oldu ve biz şu anda canlı yayında konuşuyoruz. Evet. Türkçe konuşuyoruz, evet, muhteşem bir şey. Peki ben Yakutistan'a gitsem, ben de 2 ayda böyle Yakut Türkçesini konuşabilir miyim? Belki ama bu... Bence belki. Bitmiş, 2 ayda bitmiş. Ama onu söylüyorum zaten bizim gerçekten arkadaşlar, bu Yakutistan'da olsa, Hakasya'da olsa kökene baktığımız zaman o kadar çok benzerlik var ki. Öncelikle bunları aslında yakalayabilmek lazım. Zaten çok yakın. Bir süre sonra onu fark ettiğinizde, anlamaya başladığınızda daha da büyük keyif alıyorsunuz aslında olaydan. Daha da çabuk öğrenmek istiyorsunuz. Yani bir Avrupa dilini öğrenmektense bizim ülkemizdeki herhangi bir lehçeyi öğrenmek çok daha kolay. Kesinlikle öyle, çok kolay. Ve Levent, aslında tabii ki bir sohbetimize başlayacağız. Ağız kopuzu ile ilgili bilmediğimiz birçok şeyi, merak ettiğimiz konuları soracağız. Ama öncesinde Saydıko'yu ben izleyicilerimize biraz tanıtmak istiyorum. Çünkü kendisi çok küçük yaşlardan itibaren ağız kopuzuna merak sarmış. Ve aslında bu işi profesyonel anlamda büyük başarılara imza atarak yapmaya devam ediyor. Bunu da şuradan anlıyoruz. Homus Imoimir, Homus ve Benim Hayatım adında çok önemli bir kitaba imza atmış. Rusça ve İngilizce yayınlanan bir kitap bu ve aynı zamanda ağız kopuzu çalmak isteyen birçok kişiye ders vermiş ve bunu büyük başarılarla yapmış. Uzun yıllardır bütün dünyada ağız kopuzunu icra eden ve birçok festivallere ve konserlere katılmış bir isim. Bugün de bizim aramızda olduğu için biz çok mutluyuz. Bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk. İşte Alman kaşif ağız kopuzunu duyunca etkilenmemesi mümkün mü? Öyle değil mi? Gelip o coğrafya, biraz önce biz konuşuyorduk. Özellikle 18. yüzyıl, 1700'lü yıllarda o coğrafyada kaşifler bulundular ve coğrafyanın farklı özelliklerini keşfettiler. O kadar da dikkatli dinliyor ki ama anlıyorsun her şeyi. Evet. Anlıyorum. Biraz, çok güzel. Biraz. Ben soru soruyorum, sorularıma hani derler ya, çatır çatır cevap veriyor, biraz anlıyorum.
Şimdi belki çatır çatır hani orada bir niteleme önemli değil. Ama bizim üretiminize biraz benziyorsunuz. O yüzden anlıyorum. Peki. Derse devam edelim. Evet, aslında baktığımız zaman coğrafyamızın ortak müzik aletlerinden birisi diyebiliriz ağız kopuzu için. Aslında tarihi çok eski yıllara dayanan bir enstrüman ve merak ettiğimiz bir şey var. Yani senin ağız kopuzuyla tanışman ve genel olarak bunu bir yaşam tarzı haline çevirmişsin. Ne zamana dayanıyor? Ne kadar zamandır bu enstrümanla tanışmışsın? Çocukken, 12 yaşındayken bir gün, bir güzel gün televizyon izledim. O televizyonda herkes bu ilginç enstrüman ile çalıyor. Onu çok ilginç şey diye düşündüm ve benim evimde babam anne homuz verdi. O homuzu duydum, gördüm ve düşündüm. Ama bu da benim evde var ama ben de denebilirim diye. Televizyonda izlemiş olduğun, biz daha öncesinde konuştuğumuz Hı-hı. için televizyonda izlemiş olduğu program bir festival. Sanırım kopuzla ilgili yapılan geleneksel bir festival ve onu izleyerek 12 yaşına etkileniyorsun ve bu enstrümana merak sarıyorsun. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Biraz önce ama çok güzel bir niteleme vardı, öyle değil mi? 12 yaşındaydım, güzel bir gün. Ama derslerin çok güzel gittiğini anlıyoruz buradan. Orada niteleme sıfatları da böyle güzel kullanıyor. Çok harika. Şimdi biz tabii güzellikten bahsediyoruz. Hemen diğer konuyla da biz bağdaştıracağız. Çünkü Yakutistan ve Hakasya birbirine çok yakın. Yakut Türkleri ve zaten Hakas Türkleri birbirini yakından tanıyorlar. Coğrafyamızın çok önemli iki ülkesi. O kadar bahsetmişken bence biz ağız kopuzunu ilk defa dinleyecek olanlara bir dinletelim. Onlar bir dinlesinler, bir kulaklarının paslarını bir silelim. Ondan sonra sohbet edelim, olur mu? Olur. Peki, şöyle güçlü alkışlarla arkadaşlar. Sadiko Fayderova'yla.
Bravo. Yani hakikaten muhteşem bir performans. Ağzımız açık izledik. Teşekkür ederim. Tabii özellikle şunu hepiniz dikkatli bir şekilde izlemişsinizdir. Özellikle ağız kopuzu çalarken onların o doğayı nasıl yansıttığını, nal seslerini, at sesini, o ıssız ormanı, o havayı gerçekten yansıtmak öyle değil mi? Özellikle kopuzun zaten özelliklerinden bir tanesi doğadan çıkan sesleri birebir buradan yansıtabiliyorsunuz. Ve gerçekten müthişti. Zaten kendinizi görmeliydiniz arkadaşlar. Ben de sana bakıyordum o arada. İşte ben sizi izliyorum, Şahla da beni izliyor. Yani hakikaten muhteşem. Bir de tabii şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi ki performans tamamıyla canlı. Herhangi bir altyapı veya herhangi bir playback durumu söz konusu değil. Tamamıyla canlı şu anda yapılan bir performans. Tebrik ediyoruz hakikaten. Yani hani bu herhalde uzun yıllar bunun eğitimini almak gerekir mi? Kopuzu bu kadar profesyonel şekilde çalmak için. Bu arada bir de yakından da gösterebilir miyiz evet, onu? Özellikle bu, ekrandan da burada. Biz konuşurken detaylarını özellikle izleyicilerimiz de görsünler. Mesela bu homuz, şimdiki homuz. Eskiden homuzu böyle yaptılar. Saha insanlar, Yakut insanlar böyle. Hı-hı. Bu sadece homuz mesela. Hı-hı. Eskiden o kullanılıyordu. Eskiden böyle yaptılar. Geleneksel olan. Geleneksel, evet. Peki bu şimdi kullanıyor musunuz bunu yine? Şimdi de kullanıyoruz. Zaman çok kullanıyoruz. Bu şimdiki resim yapıyorlar. Şimdiki zamanlarda master insanlar böyle böyle gibi ya da kurt resmi de yapıyorlar. Böyle güzel gibi. Peki bunların sadece görüntüsünde mi farklılıklar var yoksa çıkardıkları ses itibariyle de mi farklılar? Tabii ki var. Her homuz başka ayrı ayrı ton var, ayrı ayrı ses var. Farklı notalar çıkarıyor her. Mesela bu en aşağı. En tizi. En tizi ses. Böyle. Ve Yakut homuslarından birisi bu iki dil. Siz görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Hı hı. Bu iki tane var. Bu da geleneksel Yakut homus. Böyle. Aslında herhalde bu noktada hani tamam bu işin tekniğini bilmek çok önemli ama bu yeteneğe de sahip olmak lazım. Evet. Çalabilmek için kopuzu. Sadece şey değil aslında. İş senin söylediğin gibi evet. O kopuzu orada çalmak değil. Bir taraftan o başarıyı gösteriyor. Çünkü zaten kendi sesiyle de yapmış olduğu orada tiyatral bir şey var ortada. Gerçekten onu orada yaparken başka bir ruh haline dönüşmek, o anı yaşamak herhalde. O an orada, o ortamda bulunmak. Bir anda ormanın içindesin. Bir taraftan işte o ıssız ormanın rüzgar sesini duyuyorsun. Atları duyuyorsun, nal sesini var. Duyuyorsun, kurtları duyuyorsun dediğiniz kuşlar gibi. Kuşlar var. Yani tam göçebe kültürü. Pardon. Buyurun buyurun. Ya ben kendim için bu programın sayesinde yeni bir şey öğrendim. İşte o da iki dilli kopuz. İlk defa öğrendim. Zannederim birçok izleyen de ilk defa görmüştür iki dilli kopuzu, ağız kopuzunu. Ben çünkü daha önce hiç görmemiştim. Yani böyle programın böyle faydaları da var. Biz de daha önce zaten programımızda konuk ettiğimizde diğer sanatçıları özellikle Sibirya'dan, Sibir Türklerinden gelen konuklarımız olduğunda yine biz
tek dilli kopuz evet. görmüştük ama biz de ilk defa. Çift dilli ilk defa görüyoruz. Aslında şimdi tabii Yakutistan sahada birçok insanın evinde belki senin de biraz önce bahsettiğin gibi bu kopuzlardan var ama çok azı bence senin kadar profesyonel derecede bu enstrümandan performanslar sergiliyorlar ve baktığımız zaman senin hayatında hakikaten çok önemli yeri var. Yani neye getireceğim? Muhteşem bir klibin var. Yakutistan'da sahada çekmiş olduğunuz bir klip. Evet. Biz bu klibi izleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Beraber izleyelim bu klibi. Sonrasında sohbetimize devam edelim kaldığımız noktadan. Komuna komun ırıada kim kuyar ustun güdüde durur. Thank you.
Evet, biraz evvel de söylediğimiz gibi muhteşem bir klip ve hakikaten biraz önce sen söyledin ya, hani o ormanın rüzgarı, atların sesi hepsi yansımış bu klibe ve şunu da söyleyelim, Türk televizyonlarında ilk kez yayınlandı bu klip. Tebrik ediyoruz seni. Çok başarılı bir klip olmuş. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de çalışmaların olacak mı? Klip veya albüm çalışmaları? Önceki yıllar? Gelecek yıllar. Gelecek yıllar. Evet. Gelecek yıllar. Evet, düşünüyorum. Burada Türkiye'de CD albüm yapmak istiyorum. Ve belki yeni klip bu gibi yapmak istiyorum. Özellikle tabii şunu söylemek lazım. Dünya müziğiyle ilgilenenler az çok biliyorlardır. New Age, özellikle Ahmet abi, belki senin de eklemek istediğin bir şeyler vardır. New Age'de, trans müzikte ve hip hop'ta özellikle Sibirya'nın o müzik aletleri son yıllarda kullanılmaya başlandı. Evet. Orada yaşayan Sibir Türklerinin kullandığı, bizim mesela coğrafyamızda birçok insanın duymadığını batılı müzik adamları çoktan duydular, keşfettiler bile. Biz kendi içimizdekini bir an önce keşfedip onlardan önce aslında dünyaya bir an önce gösterebilsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Onlar çünkü trans müzikte ve New Age müzikte son yıllarda sıkça duyuyoruz aslında. Belki Ahmet abi senin de bu noktada söyleyeceğin bir şeyler vardı. Ben Scopus'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ağız kopsa. Biz geçen hafta beraberdik Sayduko'yla. Yine ben sordum bütün Orta Asya'da kullanılıyor dedim bu ağız kopuzu. Evet ama dedi asıl ana yurdu bizim ülkemiz. Yakutistan dedi. Ve biz de çok önem verilmeli dedi. Diğer ülkelerde de var ama asıl ana yurdu Yakutistan'mış bunun. Ağız kopuzunun. Tabii şimdi saha Türkleri de bunu bir şekilde kullanıyor. Tuva'da da kullanılıyor. Hakasya'da da kullanılıyor. Ama özellikle sizin söylediğiniz gibi o coğrafyada bir şeyin doğduğu yer ve etkileşim var. Birbirlerini çok da etkiledikleri için işte mesela bazı eserler vardır ya bizim coğrafyamızda, özellikle Sarı Gelin Azerbaycan'da farklı yorumlanırken biz Erzurum Çarşı Pazar diye yorumlarız. Ama tabii kökenlerini gerçekten çok iyi bilmek lazım, araştırmak lazım. Böylesine değerli sanatçılar da oradan çıktığına göre bunu biraz da biz kendi soydaşlarımıza, kardeşlerimize elbette ki o değeri göstererek onlara da bütün dünyada aslında onore etmemiz lazım. İnşallah bir an önce Türkiye'den de önemli isimlerle çalışmaya başlar sevgili Federova diye söyleyelim ve ona bir kez daha alkış gönderelim. Ve aslında baktığımız zaman müziğin, sanatın çok büyük bir etkisi var. Dünyada belki hep söylediğimiz bir şey vardır. Siyasetin yapamadığı birçok şeyi kültür, müzik ve sanat yapıyor. Herhalde Türksoy de bu noktadan yola çıkarak yıl içerisinde yaptığı organizasyonlara baktığımız zaman birçok konser etkinlikleri yapılıyor, festivaller yapılıyor ve düzenlenen önemli toplantılarla aslında Türk dünyasını bütün dünyaya tanıtıyor. Herhalde bu yılda önemli toplantılar ve önemli organizasyonlar devam edecektir, değil mi? Evet, evet. Ama ondan önce tam bütün duygularımı yansıttığınız için çok teşekkür ederim. Yani biz kendi kültürümüze dönüp, araştırıp onun içindeki zenginlikleri yeniden keşfetmemiz gerektiği konusunda ve dünyaya tanıtmamız konusunda. Çünkü dünya zaten onları araştırıyor. Özellikle Batı araştırıyor ve kullanıyor etkin bir şekilde. Ama son zamanlarda mesela gırtlaktan türkü söyleme şeklinde ifade edilebilecek olan throat singing sanatı giderek yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tabii Türk halklarında şu özellik önemli. Neredeyse bütün çalgılar bütün Türk halklarında mevcuttur. Ama her bir Türk halkı kendi geleneksel sanatında yani bir çalgıyı esas çalgı olarak kabul ediyor ve onun üzerine odaklanıyor. Mesela Saha Yakutlarında ağız kopuzu, mesela Hakas Türklerinde çatan olabilir. Bir başka bir bölgede mesela kopuz üzerinde, yani sazın atası olan kopuz üzerinde odaklanıyorlar. Başka bir yerde başka bir çalgı, mesela dombra üzerinde odaklanıyorlar. Bu aynı zamanda bütün çalgıların herkeste yaygın olduğunu gösteriyoruz. Hatta çok ilginç bir şey de oluyor. Mesela bazı bölgede geleneksel çalgı unutuluyor olabilir ya da unutulmuş olabilir. O zaman başka bir Türk halkından etkilenip yeniden onu gündeme getiriyor, yeniden onu ona hayat veriyor ve kullanmaya başlıyor. Böyle bir Türk halkları arasında etkileşim sürüyor. Zaten at kültürü Saha Yakutlarında şunu gösteriyor. Onların güneyden kuzeye geldiklerini gösteriyor. Yani
asırlar önce eski Türk döneminde geldiklerini gösteriyor. Çünkü at kültürü çok önemli. Kımız çok önemli. Sahaya kutlarında hala kımız çok geleneksel bir içecek. Zaten göçebelerden gelen, ta İskitlerden itibaren tanınan, bilinen bir içecektir. Geleneksel içecek. Bu yönden. İşte bu seneye gelince de biliyorsunuz Kadışef yılı ve Haldun Taner yılı olacak. İşte bu bağlamda değişik etkinlikler yapılıyor. İşte 3 Mart'ta Hakaz Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan'da açılış yapılacak. Semen Kadışef yılı açılışı yapılacak. İşte oraya zaten bu konu biliyorsunuz daha yakın bir geçmişte UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova ziyaret etti Türksoy Genel Merkezi'ni. Orada da o buluşma esnasında, görüşmeler esnasında bu konu dile getirildi. Yani UNESCO etkin bir şekilde katılacak, katılmayı planlıyor. Zaten Sayın Bokova'nın da dile getirdiği gibi 2016 yılında Türksoy ile UNESCO arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının 20. yıl dönümü olacak ve o da kutlanacak bir şekilde. Yani 20 sene geçmiş. 1996'da ilk defa imzalandı böyle bir işbirliği sözleşmesi UNESCO ile ve UNESCO Genel Müdürü'nün ağzından Türksoy'un önemli bir partner olduğunu duymak çok önemli Türk dünyası için. Peki bu noktada Semen Kadışev'le ilgili biraz daha konuşmak lazım. Bildiğimiz kadarıyla Hakas halkının en eski destancılarından bir tanesi. Ondan önce de başka destancılar vardı ve onun büyükleri de destancıydı. Peki günümüz edebiyatçılarına, günümüzde özellikle kahramanlık hikayeleriyle ilgilenen, bu destanları yansıtan çok değerli edebiyat, bilim insanları, sanat insanları var. Ne öğrenebilirler? Semen Kadışev bizim coğrafyamıza, Timur, senin bakış açınla ne katmıştır, ne almalıyız ondan? Şimdi Semen Kadışev'in daha önce 1997 yılında herhalde yanılmıyorsam ilk defa onun anlattığı bir destan Altın Arı, yani arı, arı demek, kutsal demek, temiz demek, bir de prenses demek. Altın altın zaten bütün Türk halklarında. Altın Arı diye bir destanı Türkiye Türkçesine aktarılmış ve Ankara'da çıkmıştır onun bir destanı. Dolayısıyla Türk okurları ve özellikle araştırmacıları onu tanıma fırsatı elde etmiş oldu yıllar önce. Bu senede işte bu Semen Kadışev yılı kapsamında birkaç destan hazırlanıyor. O da yayınlanacak. Destanlar biliyorsunuz çok önemlidir. Özellikle mitolojinin içinde. Türk mitolojisi diye bir saha var. Pek fazla araştırılmış olmayan bir saha. Belki de gelecekte kendi araştırmacılarını bekleyen ve işte Türklerin geleneksel inancı olan şamanlıktan beslenen bir sahadır. Ve onun o kültürün bütün özelliklerini yansıtan. O yüzden Türk mitolojisi önemli. Yani bu konuda işte Türksoy da çok önemli çalışmalar yapıyor. Daha önceden hem saha halkının hem Nogay halkının hem Hakasların destanlarını Türkiye Türkçesine kazandırıp yayınlamıştır. İşte ilgili insanlara sunmuştur. Bilim dünyasına, okur dünyasına kazandırmıştır böyle önemli eserleri. Bu, biliyorsunuz bu destanlar sözlü kültürden geliyor. Sözlü halk kültüründen geliyor. Ona da birinci kültür diyorlar. Birincil kültür diyorlar. Önemli kültür ve daha sonradan aynı zamanda bu kuşaktan kuşağa aktarılan, hani demin dediğiniz gibi Semen Kadışev'in babası da bir destancıydı ve ondan dinlemişti bütün şeyler, destanları. Kuşaktan kuşağa aktarma süreci de dinamik bir süreç. Orada herhangi bir yazı yok. Yani yazı yazıp yazıdan ezberlemiyorsunuz. Sadece kulaktan dinliyorsunuz. Ama eskiden tabii yani böyle işte diskotekler yoktu, sinema yoktu, tiyatro yoktu, sirk yoktu. Geleneksel ortamda. O yüzden insanlar için bunlar bir şölendi, bir bayramdı. Ve geleneksel toplumun içerisinde haycı dediğimiz, yani hayla uğraşan, hay sanatıyla uğraşan insanlar haycı diyorlar. Haycılar, demirciler ve kamlar
yani şamanlar önemli bir yer tutuyordu geleneksel toplum içerisinde. Ve itibar sahibiydi. Saygın insanlardı. Ve toplumsal hayatta önemli yere sahiptiler. Önemli fonksiyonları, işlevleri vardı toplumsal boyutta. Yerine getirdikleri. O yüzden yani onların aktardıkları bu kültür, çünkü aynı zamanda bunlar, bu insanlar kültür koruyucuları. Ama şimdi kültürün kodları değişince, yazılı kültüre geçince, tabii oradaki yani içerik değişiyor. İçerik şöyle değişiyor. Daha çok içerik değil de şekil itibariyle değişiyor. Çünkü bir mesela destanın ortalama uzunluğu, mesela Hakaz destanlarının ortalama uzunluğu 1500 satırla, yani dizeyle 30 küsur bin dizeye kadar ulaşıyor. Hacim olarak böyle. Bunu destancı anlatıyor. Tabii Manas gibi çok ayrı duran bir destanlarımız var Türk dünyasında. Bazılarına göre 500 bin, bazılarına göre 1 milyona kadar çıkan satır. Yani işte eski Yunanların Odise'yi, İlyada'yı bir araya getiriyorsunuz ve ondan kat kat daha büyük bir destanı Manasçılar dediğimiz insanlar icra ediyorlar. İşte Hakas Türklerinde de bu 1500 ile 30 küsür bin satır arasında değişen 400-500 civarında destan var. Mesela Semyon Karamazov hafızasında hiçbir şekilde kaydı almadan, yazıya dökmeden, sadece kulaktan dinlemek suretiyle ezberlediği, belleğine kaydettiği 30'dan fazla destan vardı ortalama. Ama en güçlü destancılar da vardı, daha da güçlü destancılar vardı. Mesela Pyotr Kurbijekov vardı. Onun da bu sene 2015'te doğumunun 105. yıl dönümü, Semyon Kadışov'un 130. yıl dönümü, Pyotr Kurbijekov'un, o da Hakas destancısı, 105. yıl dönümü. O mesela bellekte, belleğinde 103 tane destan ezbere biliyordu. Mesela Kadışov 30'dan fazla destan biliyordu ama onun 25 civarında destanı kayda alınmıştır. Yani şeyde 1950'lerden itibaren böyle kayıt altına alınmıştır ve yayınlanmıştır birçok destanı. Ve her bir destan farklıdır. Tekrarı yoktur yani. Hepsi farklı şeyler anlatıyor. Farklı şeyler anlatıyor. Şurada aslında şöyle bir noktaya üzülüyorum. Eminim ki bu 150-200 sene önce de bu kahramanlık destanları anlatılıyordu. O coğrafyada bir şekilde farklı farklı o kadar önemli şeyler anlatıldı ki. Ama sözlü olduğu için birçoğu yazıya aktarılmadı. Şimdi günümüzde o kadar kolay ki siz sözlü de olsa onu bir kayıt cihazıyla, kamerayla kayıt altına alabilirsiniz. Evet, evet. Ama o dönemde yazılmayan ve kaybedilen herhalde birçok eser, birçok destan vardır diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Var mı böyle araştırmalar? Böyle araştırmalar var. Özellikle bu geleneksel bir sanat tarzı. Fakat maalesef 21. yüzyıla zor ulaşan bir destan, bir sanat tarzı. Çünkü yazılı formata geçince, yazılı kültüre geçince bu sefer o bir de hayat da değişiyor tabii. Sosyal şartlar değişiyor, koşullar değişiyor, yaşam değişiyor, insanların zihni değişiyor, düşünce kalıpları değişiyor. Bütün bunlar olunca bir de küreselleşme süreci var tabii, hepimizi kucaklayan, hepimizi saran. Tabii bu ortamda geleneksel tarzda saklamak zor, yani çok zor. Çünkü yani eskiden nasıldı? Üç kuşağı ihtiva eden bir destan. Genelde üçten fazla olmazdı. Yani baş kahramanın atası, ataları ve çocuklarını. Sonradan gelenler. Evet, sonradan gelenleri kapsayan bir destan. Onu insanlar dinlerlerdi. Bazen günlerce, daha doğrusu geceler boyu devam eden, gün batımından gün doğumuna kadar devam eden anlatımlar yapılırdı. Ve insanlar orada dinlerdi. Şu an tabii insanlık daha hızlanıyor. Ve insanlar tabii zamansızlıktan yakınıyorlar. Dolayısıyla bu kültürde yavaş yavaş değişiyor. Ama tam da böyle sönmek üzereyken, mesela 2000 yılında son Hakas destancısı Argudayev vefat etmiştir ve onunla beraber geleneksel bu Hakas haycılık destanı, destancılık geleneğe sona ermişken
Bu sefer gene hacılar çıkıyor ama bu sefer yazılı metinden ezberleyen, ezberleyen ya da ama o bazıları var ki destanı gene rüyasında görüyor. Rüyasında görüyor ve o şekilde icat ediyor. Çünkü bunlar geleneksel destancılığın en büyük belirtileri, en önemli belirtileri. Mesela Kardashev olsun, Kurbijekov olsun. Onlar çocukken mesela 10 yaşında, 11 yaşında birden hiç görmediği amcasının anlattığı destanları anlatmaya başlıyor. Burada yani şamanlık kültürü, şaman kültürü, kamp kültürü devreye giriyor. Ve aslında baktığımız zaman destanlar o halkın kültürünü, onun tarihini en iyi şekilde yansıtmakla ilgili de konuşabiliriz. Tabii destanlarda var olan ve günümüzde olmayan birçok şeyi de belki konuşabiliriz ama Hakasya'da günümüzde destancılığa merak nasıldır? İnsanlar buna nasıl yaklaşıyor? Devam ettiriliyor mu? Hani biraz önce söylediğiniz çok az ama hani ne anlamda devam ediyor destancılık? Destancılık işte demin söylediğim gibi artık yazılıdan daha çok ezberleniyor. Ama gene sanat olarak devam ettiriliyor. Merak var mı? Fazla mı merak? Var. İlgi. Merak var. Çünkü orada da tarihin böyle ilginç bir dönüşümü. Tam da sönmek üzereyken 80'lerin sonundan itibaren yeniden bir işte çağdaş ifadeyle trend haline geliyor. Dünya çapında özellikle Batı'da yaygınlaştıkça gırtlaktan şarkı söyleme, türkü söyleme sanatı. Bu sefer gençlik oraya bir ilgi duymaya başlıyor. Geleneksel etnik kültüre daha önce hiç iyi gözle bakılmazken, hatta tırnak içinde gerici bir kültür olarak algılanırken başkaları sahip çıkınca evet, daha fazla bir anda görüldü ki bu dünyada tutulan bir sanat. Tabii bu konuda özellikle Tıva Türklerini kutlamak lazım. Onların sayesinde bu gırtlaktan türkü söyleme sanatı Batı'da ve özellikle Amerika'da büyük bir popülarite kazandı. Bir yaygınlık kazandı. Büyük araştırmalar yapıldı. Çünkü biliyorsunuz obertone olarak da tanımlanabilir bu sanat tarzı. Aynı anda yani klasik operada hiç görmediğimiz şeyler bunlar. Hiç duymadığımız şeyler. Aynı anda bir sanatçı birden fazla nota çıkarabiliyor. Ses çıkarabiliyor. Böyle bir özelliği de var. Tabii söylediklerine gerçekten şöyle bir katkı yapmak lazım. 2000 yılında artık yazılı olmasıyla ve kayıt altına alınmasıyla beraber insanlar çok daha kolay ulaşabilir hale geldiler. Evet. Ve bu usta-çırak ilişkisi bir şekilde devam etmeliydi. Aynı biraz önce bizim söylediğimiz, bizim müzik aletlerimizi Batı'nın bizden önce alıp dünyaya sanki kendi müzik aletleriymiş gibi tanıtması gibi bir şey. Bu bundan sonra çok daha farklı bir süreç olacaktır, öyle tahmin ediyorum. Programımıza iyi ki geldin. Son olarak şunu merak ediyorum. Bildiğimiz kadarıyla Kardashev aynı zamanda bir şairdi de. Onun anlattığı hikayeleri hala devam ettiren, onun ağzıyla söylemeye çalışan ozanlar, atışmalarında kullanan insanlar da var. Ve bu şiirler de günümüzde hala devam ediyor. Yazarlar Birliği'nin de bir üyesiydi. Evet. Bundan sonra biz bu değerlerimizi yaşatmak için, bu eserleri günümüzde paylaşmak için ne yapmalıyız? Sadece Hakas Türkleri, Saha Türkleri ya da Türkiye Türkleri değil. Bütün bizim coğrafyamızın üzerine düşen görevler var herhalde. Son olarak o mesajlarını alalım, seni uğurlayalım. Tamam. Tabii sevgili Federova'nın güzel sesiyle uğurlayacağız bir kez daha. Onun o müthiş sanatıyla diyelim. Tabii zaten Türksoy'un amacı da bu şekilde Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılarda bulunan insanların, şahsiyetlerin adlarını, onların sanatsal ve kültürel miraslarını sadece Türkiye'ye değil, sadece Türk dünyasına değil, bütün dünyaya, bütün insanlığa tanıtmak ve duyurmak. Zaten bu kapsamda işte destanlar hazırlanıyor, yeniden aktarımlar yapılıyor. Daha doğrusu yeniden değil, ilk defa aktarımlar yapılıyor. Birçoğunda da ilk defa, yani Hakasya'nın dışına hiçbir şekilde aktarımı yapılmayan destanlar ilk defa Türkiye Türkçesine aktarılıyor. Tabii Türkiye Türkçesine aktarılma daha kolaydır. Çünkü cümle yapısı aynı, dil aynı, kültürel akrabalıklar, kodlar aynı, bütün dil bilimsel nüanslar aynı olduğu için başka bir mesela dil ailesine mensup dillere çevirirken cümleyle oynamak zorundasınız. Değiştirmek zorundasınız. Yani cümle yapısı farklı olduğu için bazen dizeler değişebiliyor. Ama Türkiye Türkçesine Hakasya'dan mesela örneğin aktarırken
böyle bir şeye gerek kalmıyor. Direkt birebir aynı şekilde devam ettiriyor. Ki Türksoy'un politikası bir tarafta orijinal metin, bir tarafta aktarma. Ki onun sayesinde mesela okur ya da araştırmacı bakabiliyor, ikisini kıyaslayabiliyor. Demin dediğiniz gibi Kadışev çok önemli bir şair, araştırmacıydı. Aynı zamanda destancıydı. Ve Sovyetler Birliği, Yazarlar Birliği'ne ilk kabul edilen bilim adamlarından biri Hakasların içerisinde. Aynı zamanda Türkoloji ve Doğu Bilimcilere konferanslarına, kongrelerine katılmıştır. 1950'lerde, 1960'larda Taşkent'te, Moskova'da birçok insan onun sanatıyla tanışmıştır. Ve, hatta Hakas sanatıyla tanışmıştır. Evet, Hakas sanatıyla tanışmıştır. Hakas sanatıyla tanışırken Türk sanatıyla, Türk dünyası sanatıyla da tanışmıştır bütün dünya. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani ve bu mihvalde Türksoy'da çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene daha çok ilginç ve ilgi çekici eserler meydana çıkarılacak, etkinlikleri yapılacak diye düşünüyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Türksoy olarak. Gerçekten Türk dünyası için yapmış olduğunuz çok önemli çalışmalar var. Başarılı çalışmalarınızın devamını dileyerek sağ olun bugün programımıza konuk olduğunuz için. Sizi uğurlayacağız ama Saydık O'nun güzel eseriyle uğurlamak istiyoruz. Şimdi herhalde güzel bir performansa tekrar bizimle birlikte olacak. Alkışlarla tabii ki.
Avrasya coğrafyasında yaşanan gelişmeleri anlamak ve uzman görüşlerini dinlemek isteyenler için 50 dakika her çarşamba canlı yayında TRT Havas ekranlarında. Karadeniz'in tarihi dokusu, eşsiz folklorik yapısı, yaylaları, kanyonları, mağaraları, doğal güzellikleri, yöresel üretimleri, etkinlikleri, şenlikleri, binlerce yıllık birikimlerini yansıttıkları, kendilerine has yaşama biçimleri ve esprileriyle buluşmak için "Ey gidi Karadeniz" diyerek çıkıyoruz yola. Bir adile su millet, bir adile su, bu atma tuçiları, bu atma tuçiları, bu atma tuçiları, bu atma tuçiları, kaybana şayılın bu güzel şayılın. Ben gene de bir bakayım tabii sen şey yaptın. Ay! Aa! Nail Bey! Ne işin var sizin burada? Ya gerçek ben birçok kızla çıktım zaten de. Ya biz niye gidip bu akşam bizde kalmıyoruz? E hadi ama! Aaa! Tümer değil mi o? Seni mi bekliyorum? Evet. Şimdi olay ne biliyor musun? Bak. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ömer! Kutlu yürüyüş, Orta Asya'dan Anadolu'ya aynı hamurun ekmeği olan Türklerin hikayelerini, bizim hikayemizi anlatmaya devam ediyor. Kutlu yürüyüş bu hafta Orta Asya'nın manevi başkenti Türkistan'da. Türk töresini, yeryüzünün halifesi insanın nefis terbiyesini sağlayan, tasavvuf tekkesinde hamur gibi yoğuran iman ve ahlak ustası Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Türkler üzerindeki önemini araştırdık. Kutlu yürüyüş, büyük İslam düşünürü Ahmet Yesevi'nin Türkistan'dan dünyaya yaydığı ışığın kaynağından ekranlara gelecek. Orhun'dan Malazgirt'e kutlu yürüyüş, Cuma saat 16.40 ve 21.15'te TRT Avaz'da. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler ekran başına. Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık nedir? Erkek faktörüne bağlı tüp bebek tedavisi başarısızlıklarında uygulanan teknikler nelerdir? Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının başlıca nedenleri hakkında her şey kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Aygül Demiroğlu şimdi Yeni Günde. Bir kez daha selamlıyoruz ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve değerli bir diğer konuğumuz artık stüdyomuzda ve çok önemli bir konuyu kendisiyle konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Aygül Demiroğlu. Hoş geldiniz programımıza. Kadın doğum uzmanı konuğumuz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Tüp bebek tedavisini ve başarısızlıkların nedenlerini konuşacağız. Tabii aslında şöyle başlamak istiyorum. Son yıllarda artık çok sık duymaya başladık. Tüp bebek tedavisini yapanlar ve bundan başarı elde edemeyip tekrar tekrar bu tedaviye başvuran insanlar çok fazla. Herhalde öncesinde bunun nedenlerine bakmamız gerekiyor, öyle değil mi? Evet. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii son zamanlarda sevindirici olarak tedaviye başvuran çiftlerde de bir artış var. Yani daha önceden insanlar çok paylaşamıyorlardı. Kendi içlerinde saklıyorlardı. Sorunu görmezlikten geliyorlardı. Birçok evliliğin yıkılması maalesef söz konusu oluyordu. Nedenler araştırılmıyordu ve çözüm yolları bulunamıyordu. Şimdi daha bilinçli olarak artık tedavi yöntemlerinin çok ilerlediğini görüyorlar. Birçok şiddetli erkek faktörü ve kadın faktöründe daha çabuk başvuruyla güzel sonuçlar alınıyor. Öte yandan tabii
Günümüzde artık yaşam şartları daha zor. Daha streslerle hepimiz mücadele ediyoruz. Beslenme şartlarımız kötü. GDO'lu gıdalar, birçok etraftan toksinler, zararlı birçok şeye maruz kalıyoruz. Stresli bir yaşamımız var. Ayrıca bir de eğitim, kariyer ve birçok nedenle, maddi manevi birçok nedenle evlilik yaşları da daha ertelenmeye, daha ileri yaşlara alınmaya başladı. Böylelikle ilerleyen kadın yaşı, hı hı, ve aslında göz ardı edilen ama çok önemli bir faktör de olan ilerleyen erkek yaşı da çocuk sahibi olmakta zorluklara daha çok neden oluyor ve genelde baktığımızda bütün dünyada ve Türkiye'de de gerçekten kolaylıkla kendiliğinden gebe kalamayan çiftlerin sayısında bir artış var. Bize de başvurular artıyor. Hocam, bizim toplumumuzda maalesef hala devam eden o bilinçsizlik günümüzde de var. Şöyle bir şey, özellikle erkek konusunda biraz önce söylediniz ya, ben erkeğim, benden değildir. Kadın gitsin, kontrol ettirsin, çocuğumuz o zaman olur. Hala bu birçok toplumda devam ediyor. Özellikle ülkemizin birçok yerinde devam ediyor. Ama işte tekrar eden bu başarısızlıklar var. Araştırılmıyor. Psikolojik nedenlerinin ne kadar önemli olduğu belki farkına varılmıyor. Sadece olay sendedir, bendedir'e dönüyor. Ondan sonra da söylediğiniz gibi aile içi kavgalar, şiddetli tartışmalar, boşanmalar falan çıkıyor ortaya. Peki tekrarlayan başarısızlık diyoruz. Nedir tekrarlayan başarısızlık? Niye tekrarlıyor? Tabii tüp bebek tedavileriyle dünyanın hiçbir yerinde %100 başarı elde etmek mümkün değil tabii ki. Fakat teknolojiler o kadar ilerledi ki bir 20 yıl önceye göre, 10 yıl önceye göre, hatta 3-5 yıl önceye göre elimizdeki tekniklerle çok daha yüksek başarı oranlarını yakalıyoruz. Fakat yine de elimizde sihirli bir değnek yok ve şöyle bir yöntem uyguladığımızda kesin gebelik elde edeceğiz diyemiyoruz. İki ya da üzerinde tüp bebek tedavisi yapılıp gebelik elde edilememişse artık tekrarlayan tüp bebek başarısızlığından bahsediyoruz ve bu çiftlerin daha detaylı analiz edilmeleri gerekiyor. Birçok unsurundan kaçırılmadan iyi bir analizle iyi bir tedavinin organize edilmesi gerekiyor. Tabii detaylı analiz, tahliller falan derken de bunların bilinçli olarak yapılması lazım ve bizim prensibimiz de her zaman çiftleri maddi ve manevi olarak koruyarak, bunun altını çiziyorum. Yani bir tahlil istiyorsak, bir şey öneriyorsak mutlaka sonucunda önemli bir bilgiye sahip olacağız ve bu sonucumuzu etkileyecek, tedavi şeklimizi etkileyecek olarak detaylandırıyoruz, anlatıyoruz. Böyle iyi bir analizle de benim kendi meslek hayatımda da en çok uğraştığım konu hakikaten tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının hem embriyoloji laboratuvarındaki nedenleri hem kadın bünyesinde, hormonal sisteminde, rahim yapısındaki birçok nedene bağlı olarak gelişiyor. Bunların analiz edilerek daha iyi çözüm yollarının sunulmasını sağlıyoruz. Aslında siz de biraz önce söylediniz, bu süreç herhalde biraz manevi anlamda ve biraz da maddi anlamda yıpratıcı bir süreç. Ama son yıllarda herhalde Sağlık Bakanlığımızın da Türkiye için konuşacak olursak bu anlamda çalışmaları var ve maddi anlamda en azından bu açıdan çiftlerimizi rahatlatacak bir durum söz konusu. Ama öte yandan herhalde en önemli, başarının en önemli olmasının en önemli sebeplerinden birisi manevi anlamda ailenin ve belki de çiftin birbirine destek olması ve bu noktada herhalde başarı daha da artacak, başarı faktörü artacak diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Gerçekten manevi yıpranma daha fazla aslında. Öyle çiftler geliyor ki bize, birçok tedavi geçirmişler, artık o kadar yorulmuşlar ve tüp bebek tedavisi olduk, bununla bile gebe kalamadık. Artık bundan sonra hiç şansımız yok diye hayata küsebiliyorlar. Oysaki basit bir detay gözden kaçırılmış olabiliyor ya da iyi organize edilmesi gerekirken daha yüzeysel bir tedaviyle geçilmiş olabiliyor ve çok kendilerine de bu konuda bilgi verilmemiş olan da birçok çift var. Yani nasıl bir tedaviden geçtiklerinin çok bilincinde değiller. İşte tedavide kaç tane yumurta alınmış, kaliteleri nasılmış, döllenme oranları nasılmış, yüzde kaç başarıyla böyle bir tedaviye girmişler belli değil. Bazen bununla çok sık karşılaşıyoruz hakikaten.
Mesela yumurta sayısı az çıkmış genç bir hanımda. Ben diyorum ki işte size bu tedavi esnasında bilgi verilmiş miydi? Sizden az yumurta bekliyoruz. Bu sizin bünyenize has bir durumdur. Bu aya has bir durumdur diye. Hayır hocam, hiçbir şey denilmedi. Her şey çok güzel, çok güzel denildi. İşte embriyo da çok iyi denildi, verildi. Ama gebe kalamadım. Tabii ki artık başvuran çiftlerinde daha bilinçli olarak araştırarak merkez ve doktor seçimine de dikkat etmeleri gerekiyor. Burada hani bu hiç kimseyi hocam bir zan altında bırakmıyoruz ama ben buradan önemli bu mesajı vermek istiyorum. Kendileri çok iyi araştırarak hakikaten bilimsel, kurumsal ve iyi bir ekiple yola çıkmaları gerekiyor. Bu noktada şunu söylemek lazım. Bu işin özünde aslında zaten ahlaklı olmak yatıyor ama ne kadar siz güzel de ahlaklı olarak çalışan insanları bulun diyorsunuz aslında. Söylediğiniz bu. Aslında çünkü çok evet, maliyetli bir iş evet, ve insanların özellikle duygularının sömürülmesinin çok manevi kolay olduğu bir şey. Manevi maliyeti de yüksek söylediğiniz çok, gibi. Çok yüksek. Ve en kıymetli şeylerini bize emanet ediyorlar. Genetiklerini, yumurtalarını, spermlerini, onların başına hiçbir şey gelmeden en iyi şekilde çok kutsal bir şey için yola çıkıyorlar, bebek istiyorlar. Hani hakikaten bizim vicdani ve kalben bunu çok iyi idrak ederek bunun sorumluluğunda çalışmamız gerekiyor. En önemli nokta söylediğiniz gibi o. Evet, aslında baktığımız zaman dediğiniz gibi çok önemli araştırılması gereken bir tedavi diyelim ve bu tedavide başarısızlık oranları sizin biraz önce de söylediğiniz gibi artık yavaş yavaş inmeye başladı ve bu başarısızlık nedenlerini bulmak için kullandığınız yöntemler var. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum çünkü size başvuran çiftlerin belki de sormak istedikleri şeyler arasındadır. Şimdi böyle bir çift geldiği zaman biz temelde 3 konu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bir tanesi, önceki tedavi detaylarına hakimsek eğer, zaten bizim tarafımızdan tedavi görmüş bir vakaysa her bir tedavide vücutlarını çok iyi tanıyoruz. Yumurta kalitesini, sperm kalitesini, gelişen sonuçları ya da düzgün çalışan bir merkezden gelmişlerse hikayeleri, laboratuvar detayları iyi verilmişse orada hangi noktada sıkıntı olduğunu görebiliyoruz bazen ve laboratuvarda yoğun bir çalışmaya giriyoruz. Embriyo kalitesini nasıl artırırız? Tabii embriyo dediğimiz annenin yumurtası ve babanın spermiyle döllenme sonrası gelişen çocuk hücrelerini kastediyoruz. Bunun kaliteli olması için de tabii ki yumurtanın kaliteli, spermin kaliteli seçilmesi lazım ve tedavinin her bir aşaması çok önemli. Tüp bebek tedavisinde biz çok sayıda işlem için yeterli yumurta alabilmek için hormon tedavisi veriyoruz. Bu tedavinin bile bazen çiftler bu konuda çok bilinçli olmuyorlar. Zannediyorlar ki herkese aynı iğne, aynı dozda işte sıradan bir tedavi veriliyor. Oysa her kadının kendi bünyesine has olarak aynı yaştaki iki hanım birbirinden çok farklı sonuç sergileyebiliyorlar. Bunun iyi analiz edilerek hasta dostu tedavi, çok vücudu zorlamadan kaliteli yumurta almaya yönelik tedavileri vermek gerekiyor. Sonrasında da en iyi spermin seçilmesi, en ideal genetik kalitesi en iyi spermin seçilmesi çok önemli. Bunun üzerinde yoğun çalışıyoruz. Nedenleri embriyo olarak araştırıyoruz. Öte yandan tabii rahim faktörü çok önemli. Siz istediğiniz kadar güzel embriyoyu oluşturun. Anne rahminde bir sorun varsa ne olabilir? Miyom, ufak bir polip, yapışıklık, iltihap, yapısal bir sıkıntı gibi. Bunun tespit edilerek tedavisi son derece önemli ve bazen görünen çok dokümente edilen bir rahatsızlık olmasa da sanki rahim içi hücrelerde bir küskünlük oluyor. Yani en kaliteli embriyoyu bile tutma potansiyeli düşebiliyor. Bunun için de özel tedaviler uyguluyoruz. Rahim içi hücreleri canlandırıcı, gebelik oranını yükseltici tedaviler ve tabii hep çok atlanan ama çok önemli de olan annenin bir genel sağlık durumu var. Sistemik rahatsızlığının olup olmaması, işte bir tiroid problemi, endokrin başka bir bozukluk, bu detaylara hakim olmamız gerekiyor. Bağışıklık sistemi, pıhtılaşma mekanizmaları gibi. Bunları birkaç basit testle analiz ederek tedavide de buna göre destekler veriyoruz.
O zaman tam da bu noktada şunu söyleyebiliriz. Kişinin tam anlamıyla bebek sahibi olmaya hazır olması gerekiyor, sağlıklı olması gerekiyor ve bunu bilinçli bir şekilde planlaması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Biz zaten başvuran çiftlerimizde önce bu ön analizleri iyi yaparak, en iyi dönemi yakalayarak gidiyoruz ve bunu onlara çok güzel anlatarak idrak etmelerini sağlıyoruz. Yani bir çift bize geldiğinde, biz hemen tüp bebek yaptırmak istiyoruz dese bile, eğer o ay onun için uygun değilse, yeterince değerlendirilip tedavi edilmemiş unsurlar varsa mutlak öncelikle bunların üzerine eğiliyoruz. İşi tabii ki çok fazla da uzatmadan ama etkin bir biçimde iyi bir tedaviye hazırlıyoruz. O zaman tabii ki oranlarımız çok yükseliyor. Peki bir soru daha yöneltelim, ondan sonra bir müzik arası verelim. Sonra yine sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdi başarısızlık faktörlerinden bahsettik. Belki o aileye sizin söylediğiniz gibi, ay çok güzel gidiyor, ne güzel, burada da böyle oldu, bu böyle olacak falan. Onlar da nedenlerini araştırmıyorlar. Sonra tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları. Aynen öyle. Sonra size geliyorlar. Bu kez siz onlara daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyorsunuz. Bu detaylı bir şekilde anlatırken farklı yöntemler de kullanıyorsunuz. Ve bu yöntemlerle de herhalde aileleri bilgilendiriyorsunuz. Öyle evet. Değil mi? Nedir peki bu yöntemler hocam? Şimdi tabii en ileri ve en son uygulanan teknolojiden başlayacak olursak, büyük bir devrim niteliğinde embriyoskop teknolojisi gündeme geldi ve hakikaten gebelik oranlarını %20 ila 30 oranında artırdı her yaş grubunda. Tamamen bir doğal sisteme dönüş şeklinde teknolojinin bize sunduğu son imkan. Bunda da biz önemli bir ilke imza attık tabii. Biraz önce anlattığım gibi annenin yumurtası baba adayının en iyi spermleriyle döllendikten sonra normal eski sistemlerde biz bunu tabii ki anne vücuduna benzer inkübatör dediğimiz bir nevi dolap şeklindeki yapıların içine koyuyorduk. Oksijeni, karbondioksiti, nemi, pH dediğimiz çeşitli değerleri ayarlanmış yapılardı bunlar. Ve belli aralıklarla dışarı çıkarıyorduk. İşte yumurta döllendi mi diye kontrol etmeniz gerekiyor. Döllenen yumurtayı tekrar ayrı bir sıvıya alıp tekrar kaldırıyorsunuz inkübatöre, tekrar çıkarıyorsunuz, embriyo gelişimi başladı mı, hücreler çoğalıyor mu diye belli saatlerde bakıyorsunuz. Derken bir hastanın yumurtası toplandıktan rahmine yerleştirilinceye kadar bu yumurtanın, döllenen yumurtanın inkübatöre giriş çıkışı 3 ila 5 kez arasında değişiyordu. Bu belli bir şoklanmaya da neden oluyordu tabii. Çünkü inkübatörün içi ayrı bir ortam, laboratuvar ortamı ayrı bir ortam. Dışarı çıkıyor, içeri giriyor. Mikroskop altına geliyor, inceleniyor, tekrar sokuluyor. Ve bu inkübatörde diğer vakaların da döllenmiş yumurtaları var. Tabii ayrı bölme ve kaplar içinde idi önceden. Şimdi bizim embriyoskop sisteminde dölleme işleminden sonra tamamen anne rahmini taklit eden kapalı bir sistemin içine alıyoruz biz. Özel sıvıları ona yetecek düzeyde aktarılarak verilen bir sistem. Dışarıya hiç çıkarmadan her bir yumurta ayrı bir mikroskop tarafından sürekli takip ediliyor. Yani 24 saat her bir dakika yumurta ne zaman dölleniyor, hücreler ne zaman bölünmeye başladı, bunu an ve an görüyoruz. İncelediğimizde o kayıtları geriye sararak tekrar tekrar gözden geçirebiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bir defa tamamen doğal ve kapalı bir sistem olduğu için embriyo daha doğal ve güzel gelişiyor. Bu kesin. Hiçbir şey yapmasanız bile sırf bu embriyoskop içerisinde embriyonun gelişimi bize bunu sağlıyor. Bir de iyi bir analiz yaptığınız zaman doğru embriyonun seçilerek anne rahmine yerleşmesini sağlıyor. Genetik ve kalite olarak biz bu davranış stillerine göre, yani kaçta döllenmiş, hücreler nasıl bölünüyor, bunları analiz ediyoruz. Buna göre embriyoyu seçip veriyoruz. Bu tabii başarı oranını kat kat artırıyor ve bütün bu datalar Avrupa'da bir merkez tarafından da sürekli denetleniyor. Onlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve son derece yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Ve yaptığınız çalışmalar da hakikaten çok önemli. Çünkü yıllarca bebek özlemi yaşayan birçok çift var. Ve onların umutlarını daha da çoğaltıyor evet. Yapmış olduğunuz çalışmalar. Evet. Hocam konuşmaya devam edeceğiz. Aslında yönlendireceğimiz sorular da var size. Ama müzik arası verelim istiyoruz. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Saydıko söyleyelim mi? Hangi performans var şimdi sırada? Şimdi geleneksel performans olacak.
oradan orman sesleri yok ve bu adı siyatardı. Siyatardı demek yavaş çalmak demek. O zaman büyük bilgiyle seni dinleyeceğiz. Tabii ekran başında bizi izleyen ve bize telefonla ulaşan birçok izleyicimiz olduğunu da söyleyelim. Bu performanstan sonra hepinizin sorularını cevaplandırmaya çalışacağız diyelim. Tabii ki alkışlarımızla. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Birazdan telefonları alacağız. Bu arada tabii Sadiko ile ilgili Ahmet abinin de birkaç cümlesine ihtiyacımız olacak. Aslında biraz önce konuşurken saat 9'dan önce Timur buradayken söylediğimiz çok önemli bir şey vardı. Ahmet abi, biz müthiş bir kültürden geliyoruz. Evet. Müthiş geleneklerimiz var. Özellikle müzik konusunda da böyle. Klasik Türk musikisi, belki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yapılan müzikten farklı, Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin farklı sanatları var, farklı geçmişi var. Ama bizim kültürümüze ne kadar yakın olduğunu aslında biz görebiliyoruz. Çünkü konağa göçer toplumlar, savaşçı toplumlar, ormanların, av sahalarının olduğu yerlerde, işte orman hayvanlarının olduğu yerlerde hepimiz, bütün bu coğrafyada yaşayan insanlarız, biliyoruz. Ve bu coğrafyayı çok iyi yansıtan değerler, müzik aletleri, çalgı aletleri var. İrfan Gürdal gibi çok büyük değerlerimiz var bu çalgı aletlerini yansıtan. Ama biz biraz önce konuştuğumuz bir şey var. Dünya pazarını iyi yapamıyoruz. Sen çok iyi bir aranjörsün. Yıllardır birçok sanatçıyla çalışıyorsun. Bu piyasayı çok iyi biliyorsun. Peki nerede eksik var? Ne yapmak lazım? Nasıl bir adım atmak lazım? Eksik bence şu biraz ticari kaygı. Yani hep korku vardır. Yaparsam satar mı, satmaz mı korkusu. Biraz cesur olmak lazım. Mesela Enigma diye bir grup çıktı. Bu bizim senin saydıklarını yaptı. Bütün dünyaya pazarladı. Ve her yerde de dinleniyor. Yani Rusya'ya gittim, Rusya'da dinleniyor. İşte Almanya'ya gidiyorsun, Almanya'da dinleniyor. Demek ki yapınca oluyor. Cesur olmak lazım biraz yani. Bu konuda herhalde senin de Saydıkoy'la bundan sonra temasın olacak, görüşmeler olacak. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda senin de desteklerinle farklı projeler çıkabilir diye düşünüyoruz. Zaten. Evet, görüşmemiz oldu o konuda.
çalışacağız birlikte. Kolaylıklar diliyoruz önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki günlerde belki de güzel bir albümle tekrar bizim stüdyo konuğumuz olursun. Başarılar diliyoruz çalışmalarında. Tabii şimdi... şimdi konu tekrar bana geldiyse bence hiç uzatmayayım ben bu konuyu. Şimdi tabii ben mavi boncuğu söylerken ağız kopuzundan faydalanmıyorum ama onu da bir denemek gerekiyor. Islık çalman yeterli senin. Peki ama öncesinde bir telefonumuz var. Sonrasında Şahla'nın müzikal hayatını değerlendiririz. Onun bundan sonra gelecekte neler yapacağını değerlendiririz. Bizi izleyen, umutla izleyen, bundan sonra acaba ne olabilir, ben de başarılı olabilir miyim, çocuk sahibi olabilir miyim diyen çiftler, anneler, babalar, anne baba adayları var ekranda şu anda. Onlardan bir tanesi hattımızın diğer ucunda. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Vaktimizi de kısıtlı olduğunu bilerek lütfen hemen sorunuzu alalım. Sırada bekleyen çok sayıda izleyicimiz var. Söz sizde, Ayı. Buyurun. Ayı. Buyurun, dinliyoruz sizi. Günaydın hocam. Ben bu tüp bebek hakkında öğrenmek istediğim bir bilgi var. Ben daha önce hiç başvurmadım böyle bir şey ama iki kere aşılama yaptırdım. Benim 15 yaşında bir oğlum var. 15 yaşındaki oğlumdan 4 sene sonra ben bu tedaviye başladım. Ve sonuç alamadım. Tekrar benim bu konuda bir şeyim var mı yani, yaptırma imkanım var mı? O çocuğum olduğundan dolayı devletin karşılamadığını biliyorum, tahminim. Bana bir yardımcı olur musunuz? Yani bana yumurtalıklarımın zayıf olduğunu ve çocuğumun olamayacağını söylüyor doktor. Ne bilgi verebilirsiniz bana? Kaç yaşındasınız? Mi? 39 yaşındayım. Şimdi tabii yaş faktörü olarak da kritik bir duruma gelmişsiniz. Bir tane çocuğu olup da sonradan gebe kalamayan çiftleri analiz ettiğimizde iki grup ortaya çıkıyor. Tabii ya her şey normalken sonradan eklenen bir problemler artık gebe kalmamaya neden oluyor. Ya da baştan da belli problemler oluyor. Diyelim ki belli sperm zayıflıkları, yumurta kalite sorunları ama ilk gebelikte şans daha yaver gitmiş, kolay elde edilmiş oluyor. Ondan sonra aynı şans yakalanamıyor. Tabii bir de yıllarla hep daha yaş olarak ileriye gittiğimiz için ne olursa olsun gebelik oranları düşüyor. Gebe kalınca düşük oranları artıyor gibi. İki kere de aşılama olunduğu için tabii yapılan test ve bir sürü detayı bilmiyoruz. Birçok sorun eklenmiş olabilir. İyi bir analizle gerekiyorsa da evet tüp bebekte gecikmemek çok akıllıca olur. Yani, zaten şey hani devlet desteği ayrı bir tarafa ama iyi bir analizle çok aşırı da pahalı tedaviler değil bu. Bir defa şunu net olarak söyleyelim. Amerika'ya ve Avrupa'ya göre Türkiye'de o kadar ucuz ki tedaviler, o kadar ucuz ki biz burada hakikaten çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve Amerika'daki tüp bebek tutarlarının yaklaşık 1/5'ine falan neredeyse Türkiye'de tüp bebek yapılıyor. Bu böyle bir gerçek. Oysa ki aynı malzeme, aynı detay, hatta birçok şeyde biz ileri olduğumuzda çok şey var. Fakat bu genel konsept ve gidişat nedeniyle de oldukça da uygun ekonomik veriliyor bu tedaviler. Çok korkulacak düzeylerde değil. Peki. Hatice Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bekleyen diğer konuklarımız var. Siz ihmal etmeyin. Hocamızın da söylediği gibi yaşınız çok daha ilerlemeden bir an önce bu işin çözümüne bakmak lazım. Bir telefonumuz daha var. Hemen alo diyelim. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz. Saat 9.39 oldu. Bekleyen çok sayıda izleyicimiz var. İstanbul'dan bir başka konumuz. Hocamız sizi dinliyor. Buyurun. Benim de çok yani akrabam tüp bebek denediler 10 gün önce. Tüpten tuttu, şey yapıldı, rahime konuldu. Fakat dün kan sonuçları 0-20 diyor yani. Ben İstanbul'dan arıyorum. Akrabam Adapazarlı, Karasulu. Dün aradı beni, dedi 0-20 çıkmış. Bu tutmamış demişler yani. Bu doğru mu yani? Ne kadar olması lazım şey sonuçları, kan sonuçları? Evet, soruyu anladık değil mi hocam? Anladım. Bu sonuç evet ne yazık ki olumsuz olmuş. Gebelik elde edilememiş anlamı taşıyor. Tabii laboratuvarların referans değerleri farklı ama bu çok düşük ve tamamen olumsuz tarafta.
psikolojik olarak kendilerini bir toparlayıp morallerini bozmadan neden olumsuz olduğu araştırılarak belli bir dinlenme periyodundan sonra yeni tedavinin organize edilmesi lazım. Peki, çok teşekkür ederiz değerli konuğumuzu. Uğurlayalım. Bu arada Şahlıcığım telefonlar da arda arda gelmeye devam ediyor. Arda arda gelmeye devam ediyor. Hocam şimdi tabii ki çok önemli bir konu ve birçok insanın merak ettiği birçok konu var. Şimdi tüp bebek tedavisinden konuşurken tabii birçok kriteri var. Ve izleyicimizden birisi telefon açmış merak ediyor 47 yaşında. Tüp bebek tedavisi olabilir miyim? Bebek sahibi olabilir miyim? Bunun belli bir yaşı var mıdır? Bunu soruyor hocam. Tabii yaş faktörü son derece önemli. Bir defa kadın menopoza girmedi ise hala yumurta üretebiliyorsa bu teknolojilerden faydalanabilir mi? Faydalanabilir. Ama çok ileri yaşta bir vakadan çok zorlukla bir yumurta alıp işte kalitesiz bir embriyo transferiyle belli bir başarı beklemek çok mümkün değil. Onun için ileri yaş grubunda daha ileri teknolojilerle, farklı projelerle gitmek lazım. Bizim böyle hastalarda yaptığımız belli bir embriyo havuzu oluşturma, embriyo kalitelerini artırıcı tedaviler ve tedavi öncesi de yumurta kalite ve sayısını artırıcı desteklerle gidiyoruz. Hı hı. Hiç olmazsa daha kabul edilebilir bir oran olsun diye ve vicdani olarak da gerçekten gebelik bekleyebilecek bir düzeye ulaşıyorsak o zaman transferi gerçekleştiriyoruz. Adım adım izleyerek, hı hı, onlara dürüst bir şekilde bilgi veriyoruz. Aslında bu da çok önemli. Yani hekimin doğru yönlendirmesiyle. Evet. Bazen çünkü hekimler biraz önce de konuştuğumuz gibi belli umutları bağlıyor çiftler ve bu gerçekten büyük bir hayal oluyor bazı çiftler için. Çünkü, evet, çünkü yıllarca çocuk sahibi, evet, olamıyorlar ve söylenecek bir kelimeye bile çok büyük umutlar bağlayabiliyorlar. Tabii çok geliyor öyle çiftler. Yani ileri yaşta çok zor bir yumurta çıkarmış. Diyor hocam yumurta çıktı, çok güzel dediler bana, transfer edildi. Hı hı. Bir tane embriyo transferi, kalitesi düşük. Yani gebelik şansının son derece düşük olduğu ortadayken o kişi kendini neredeyse %100 gebe kalacağım ümidiyle o tedaviye uygularken bulmuş oluyor. Tabii detaylı bilgilendirmek hocam lazım. Kaç tekrar yapılabilir ve aralıkları ne olabilir bu tekrarların? Şimdi tabii bunun bir sayısı yok aslında. Eğer siz çok titiz bir organizasyon yapıyorsanız, aşırı yüksek doz hormonlar kullanmıyorsanız, komplikasyonunuz yoksa belli kontrollerle bunun bir üst limiti yok hakikaten. Bazen çok tekrarlayan birçok tedaviden, hı-hı, sonra birçok çiftte olumlu sonuçlar alınıyor. Aralıkları ne olmalı diye sorduğunuzda da tabii bu da yine kişiye göre değişiyor. Genellikle önerimiz 2-3 ay dinlenmesi ideal. Bazen yumurta rezervi çok sıkıntılıysa bu süreci 1-2 aya da indirebiliyoruz. Tamamen bünyesine bağlı ve bizim analizlerimize bağlı. Şimdi tabii kadınlar için konuşurken yaş faktörü çok önemli. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü zaman çok değerli oluyor o arada. Evet, evet. Bir de özellikle son yıllarda herhalde tüp bebek tedavisi kişiye özel de yapılmaya başlandı. Evet. Kişiye özel yapılması da başarı şansını biraz daha artırdı sanırım, değil mi hocam? Öyle. Şimdi kişiye özel tanımına da bakınca o kadar da çok kullanılmaya başladı ki şimdi birçok sektörde ben görüyorum kişiye özel, kişiye özel. Ama bunun sözde değil, özde kişiye özel olması lazım hakikaten. Yani siz hiç detaylı bir analiz yapmadan herkese aynı şeyi yapıyorsanız, buna da kişiye özel diyorsanız o zaman bu doğru olmuyor i̇şte tabii yine ki. İşin içine ahlak kavramları giriyor burada. Aynen öyle. İyi bir analizle o çiftin altta yatan özelliklerine göre bireyselleştirilmiş tedavi çok önemli. Peki. Hocam sohbete yine devam edeceğiz. Siz hiç bizim biraz önce konuştuğumuz konularla ilgili bilmiyorum bilgi sahibi miydiniz? Daha önce hiç ağız kopuzu duymuş muydunuz, dinlemiş miydiniz? İlk defa dinledim ama hakikaten büyük bir yetenek yani, değil mi? Nasıl çıkıyor o sesler? Fevkalade. İşte doğanın sesini yansıtan, evet, hakikaten çok farklı çalgı aletlerimiz var. Onlardan bir tanesi. İki aydır Türkiye'de olmasına rağmen kendisi de Saha Türk'ü zaten. Çok da güzel Türkçe konuşuyorsun bu arada. Teşekkür ederim. ama anlıyorum. Evet. Çok da sıcakkanlı. Ne sıklıkta gidiyorsun? Haftada kaç gün devam ediyor kurs? Her gün. Her gün? Her gün. Ama cumartesi ve pazar tabii ki... Hafta sonu hariç. Tatil. Evet, tatil. Ama her gün. Ders 9'dan başlıyor, 3'e kadar. 6 saat. Çok güzel. 6. Gerçekten çok güzel konuşuyorsun. 2 ayda çok çabuk
Çünkü teşekkür ederim. Orada kullanılan özellikle Saha Türkçesi, Hakas Türkçesi bize Kırgız Türkçesi kadar ya da Azerbaycan Türkçesi kadar elbette yakın değil. Yakın değil tabii. Ya da Özbek Türkçesi kadar yakın olmasa da. Yakın değil, evet. Tabii ki yakın değil. Bu kadar kısa sürede senin Türkçeyi bu kadar güzel konuşman gerçekten büyük bir başarı. Ben dil bilim bölümü bitirdim benim cumhuriyetimde. Kore dili, Kore edebiyat ve Korece. İşte avantaj buradan geliyor. Çünkü Kore dilinin de sondan eklemeli bir dil olduğunu düşünecek olursak Türkçe'ye çok yakın bir dil aslında Kore dili. Kore evet. Biraz matematik gibi çok formula ve böyle öğretiyorum. Türkçe ve Korece öğrettim. Harika, çok güzel. Bu da herhalde müziğe de yansıyor. Bu kadar karmaşık şeyler. Matematiğin etkisi, bu dillerin etkisi müziğine de etki ediyor mu? Müzik, homuz çalmak, müzik. Müzik, yabancı diller, Türkçe, Korece, hepsi bir arada dinleyelim biz. Ben şimdi anlatmaya çalışmayayım, bir kez daha dinleyelim kendisi. Yine muhteşem bir performans. Çok teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ederim. Bu adı dubstep. Bu şimdi yeni yol müzik işinde. Belki siz duydunuz, belki yok. Biliyor musunuz? Yok, duymadık. Dubstep bu Amerika'da yeni yol. Şimdi müzik başka yol. Bu çok belki ünlü değil ama çok insanlar, bazı insanlar çok seviyorlar ve
şimdiki zamanlarda böyle müzik oluyor. Yükselen bir trend yani. Aslında oluyor, geleneksel ağız kopuzuyla modern müzik yapıyorsun değil evet, mi? Evet, modern müzik ile kopuz olabilir diye sormak, konuşmak istiyorum. Evet olur. Sizinmek işte istiyorum. Biraz önce Ahmet abinin söylediği Enigma örneği ki yılların grubu 1980'lere özellikle damgasını vuran bir grup. Onlar bile baktığımızda araştırmışlar, kullanmışlar. Sonrasında da dünyaya bir şekilde bunun pazarını çıkarmışlar. Bizim de yapmamız lazım bunu. Ahmet abi. Diyorsun. Ahmet abi sen de söz sende yani. Bekliyoruz artık bir şeyler. Elimizden geleni yapıyoruz. Tamam. Şimdi Levent Saydıko bugün programımıza katılırken çok güzel performanslar sergiledi. Öte yandan eli boş gelmemiş, güzel armağanlar getirmiş bize. Onun için de teşekkür ediyoruz. Ama hikayelerini de anlatmak istiyor. Armağanların hikayesi var. Ne gereği vardı şimdi Allah? Hiç yani. Aa, hiç. Hiç gereği falan yoktu yani. Nerede hediye? Ha, tabii. Peki. Yoktu böyle bir şey, ben söylemedim. Şundan başlayalım mı? Evet. Herhalde geleneksel, öyle değil mi? Bu geleneksel at kılı. Kılı. Ve bu kötü nazardan koruyor. Evet, nazarlık olarak kullanılıyor. Kötü şeylerden uzaklaştırıyor herhalde bizi. Evet, evet. Bizim kültürümüzde ve iki fonksiyon var. Birinci moskito böyle yapıyorlar. Ama bu büyük bu süvenir şimdi. Ama gerçekten bu böyle çok uzun. Bu hediyelik büyük olarak hazırlanmış. Bunun evet, orijinali daha büyük evet, boyutlarda evet oluyor. Moskito'dan sinek, sinekten. Sinek savar olarak. Sivri sineklerden korunmak adına herhalde yaz aylarında bunu yazın kullanıyorlar değil mi? Yakutya'da yazın plus 40 oluyor. Artı 40 derece artık oluyor. Artık 40 oluyor ve kışın eksi 60, 50 oluyor. Arada 100 derece fark var. Eksi 60 ve 40 derece. Evet. 40 derecede sivrisinek, eksi 60 derecede ne oluyor peki? Orada bir şey olmuyor herhalde. Eksi 60'da bir şey yok. Eksi yok, var. Ne var? Eksi 60. Ahmet abi diyor kutup ayısı var diyor. Sibirya'da var, Yakutya'da var. Ve yazın çok sıcak, orada moskito çok var. Ormanda böyle eskiden yapmışlar, şimdi de yapıyorlar. İkinci fonksiyon bu nazar. Nazarlık olarak da kullanılıyor. Yıllardır süre gelen Yakutya'da kullanılan bir şey diyelim. Ve diğeri de çok özel herhalde yazın da kışın da içilebilir bunun içinde kımız diye düşünüyorum. Evet, bu adı çoron. 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 Bu gerçekten de büyük ve ağaçtan yapıyorlar. Ahşaptan yapılıyor. Ama şimdi bu farfor. Başka materyal. Bu şimdiki zamanlarda bu böyle hediyelik yapıyorlar. Için. Evet. Yazın ısık diye yeni yılı kutluyoruz. Orada böyle koyuyoruz. Ve kımız kullanılıyor. Evet, kullanıyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz ederiz biz sana. Çok sağ ol. Gerçekten. Zahmet etmiş getirmişsin. Biz de bunu yeni gün programının odasında en güzel yerde saklayacağız. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Saatler 9.54. Çok az süremiz kaldı. Çok az hala süremiz sorularımız kaldı. Var. Evet, hocamıza yönlendirmek istediğimiz sorularımız var. Tabii hocam şimdi programımızın başında söylediğimiz gibi genelde bebek sahibi olamayan çiftlere baktığımız zaman hem aile tarafından hem insanlar tarafından hep kadınlarda bir sorun olduğu düşünülür ama herhalde sevindirici bir durumdur ki son yıllarda eşler de artık bu tedaviye katılıyorlar ve sorunun nereden kaynaklandığını iyi bir şekilde çözüm yollarını bularak bunu tespit ediyorlar. Peki erkek faktörüne bağlı tüp bebek tedavisindeki başarısızlıklarda uygulanan yöntemler nelerdir? Evet, tabii şimdi bebek sahibi olmada zorluk ortaya çıkınca senin ya da benim sorunum olarak bakılmaması lazım. Hı-hı. Bu ortak bir sorun. Kimsenin birbirini suçlamaması lazım.
Bazen böyle şeylerle karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. İnsanlar sanki bunu hani bir kabullenmek istemiyorlar. İşte ya önce hanım araştırılsın da sonra bana bakarız gibi yaklaşımları da nadir olarak görüyoruz artık. İlk baştan genellikle gelen çiftler bütün analizlerimiz yapılsın diye geliyorlar ve işte hanımda ya da erkekte diye birbirlerine bir baskı kurmuyorlar. Bu çok sevindirici. Tabii erkek faktörü yaklaşık olarak analiz ettiğimizde şimdi kadınla eşit. %50-50 olarak görüyoruz biz. Ve birçok başarısız tüp bebek denemesinin altında aslında erkek faktörü. İyi spermle işlem yapılmaması, sperm seçimine çok özen gösterilmemesini görüyoruz. Sperm her zaman biraz atlanan bir konu olmuş. Yani sperm varsa tüp bebek olur işte. Yani oradaki bir iki tane spermle biz yumurtayı dölleriz. Sonuç gelir gibi yaklaşımlar artık biraz tarihte kaldı. Çünkü ne kadar doğru spermi seçerseniz o milyonlarca spermin içinden genetiği sağlam, sağlıklı bir gebeliğe götürecek. Tabii bir de gebe kalıp sağlıklı doğumla sonuçlanmasını istiyoruz. Düşük olmasın, sağlıksız bir gebelik olmasın istiyoruz. Bunun için de çok ileri teknikler artık günümüzde mevcut sperm seçim kriterlerinde. Bizim de uyguladığımız fizyolojik mikro injeksiyon tekniği var. Birkaç aşamalı sperm seçiminden geçirmiş. Sonunda da spermi seçerken büyük büyütmeli mikro injeksiyon dediğimiz spermler yüzlerce kat büyütülerek en ideali çok titiz bir şekilde seçiliyor. Özellikle tekrarlayan başarısızlığı olan vakalarda ve artık o kadar teknoloji ilerledi ki sperm sayısı çok az ya da hiç olmayan kişilerde de azospermi diyoruz. Testislen biyopsiyle canlı hücreler bulunarak, bunun içinde çok özel bir mikroskop kullanıyoruz biz hastanemizde, haritalama yöntemiyle sağlıklı sperm yapım alanlarını tespit edip ona göre oradan aldığımız spermleri yine birçok değerlendirmeden geçirerek çok yüksek başarı oranlarına ulaşılabiliyor artık. Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. Son bir cümleyle buradan bebek sahibi olmak isteyen çiftlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Umutsuzluğa kapılmasınlar, morallerini bozmasınlar ve doğru merkez seçimini yapsınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Artık programımızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi Levent, öncesinde konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda bulunan misafirlerimize, orkestramıza, yapımda yayında emeği geçen herkese ve ekranları başında bizi yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ve yarın yine aynı saatte karşınızda olmak umuduyla şimdilik hoşça kalın. Evet, artık çok az kaldı süremiz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşeceğiz. Her ne kadar sürçülüyse ettikse affola, güzel bir gün geçirin efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
yaram.